Bakanlığından İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanı Emir Bey'in, onu takiben İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin Bey'in kendi konularıyla ilgili sunumlarını dinleyeceğiz. İlker Bey sunumlarında seçim dönemi yayınlarıyla ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda ilgilendirecek bizleri. Emir Bey ise seçim dönemlerinde genellikle daha önceki seçimlerden hareketle değerlendirdiğimizde yapılan ihlalleri ve hataları ele alarak bu konuda dikkatimizi çekmeye çalışacak. Ve sonuncu konuşmacımız Muhsin Bey de doğrudan seçimle ilgili olmamakla birlikte siz değerli medya hizmet sağlayıcısı arkadaşlarımızın zihinlerini işgal eden sayısal yayıncılık konusu, ihaleler konusu ve benzeri konularla ilgili, tahsislerle ilgili gelişmeler konusunda bilgi verecekler. Bu çerçevedeki sorularınızı da konuşmaları takiben cevaplamaya çalışacağız. O nedenle değerli arkadaşlar, mümkün olduğu kadar her konuda her türlü soruyu sorabilmeniz mümkün. O sebeple herhangi bir rezerv belirtmeden arkadaşlara sorularımızı yöneltelim. Anlaşılmayan, zihninizde bir problem olarak gözüken hususları burada arkadaşlarımız veya ben veya diğer arkadaşlarımız cevaplamaya çalışırız. Cevap veremediğimiz bir husus olursa onu da bunları not ederiz ve daha sonra size o konuyla ilgili cevabı ulaştırmaya çalışırız. Bildiğiniz gibi Türkiye aşağı yukarı bir buçuk senedir seçimlerle ilgili dikkat edilmesi gerekli olan ilkeleri belirledi ve yayınladı. Dolayısıyla onlara uymamız gerekiyor. Uyulmaması halinde radyo televizyon kurulunun müeyyide uygulanması söz konusu değil ama Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilkelere uyulmaması halinde müeyyide uygulaması söz konusu. O bakımdan o hususu bir kez daha belirteyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 25. dönem milletvekili genel seçimi dönemi malumdan olduğu üzere 10 Mart tarihiyle başlamış bulunmakta. Ve bu seçim döneminde uyulması gereken yayın ve siyasi reklam ilkeleri hakkında ve bunların dayandığı mevzuat hakkında bilgi vermek üzere burada bulunuyoruz. Öncelikle seçim dönemi yayınlara ilişkin temel mevzuat olan Anayasa'nın 79. maddesi, 298 sayılı kanunun ilgili hükümleri, işte yayın ilkelerinin dayandığı 55A maddesi, reklam, siyasi reklamlar ilişkin 55 sayılı maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun cezalandırılmasının temel dayanı olan 149A maddesi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurulu'nun kuruluş kanunu olan 2954 sayılı kanunun yayın esaslarına ilişkin 5. maddesi, 20-31. maddeleri. Standart olarak bunu söyleyebiliriz ama Türkiye'deki uygulamalara baktığımız zaman başkanımızın da ifade ettiği gibi hem siyasi parti sayımız çok fazla seçime katılacak, hem aday sayımız çok fazla, hem de mitinglerin sayıları siyasi partilere göre de farklılık gösteriyor, değişkenlik gösteriyor. Bazı partiler, siyasi partiler hiç miting yapmazken bazıları haftada bir yapabiliyor, bazıları her gün iki yerde miting yapabiliyor. Dolayısıyla bunlarda eşitlik sağlamak, bunların yayınlanması lazım da adalet sağlamak pratikte mümkün olmuyor. Biz teoride mümkün olduğunu düşünüyoruz. Teoriyle bunu söyledik. Pratikte de ne yapabilirsek onu yapmaya çalışacağız. Yani biz mümkün olduğu kadar fazla siyasi partinin mitingi varsa mümkün olduğu kadar diğerlerine de yer vermeye çalışacağız. Ama olmadığı durumlarda tabii yapabileceğimiz bir şey yok.